türlü inanmak mümkün değil. Onun için aziz kardeşlerim, hanımlarımızın ziynet eşyası dediğimiz altınları konusu yine aynı şekilde, eğer zekatı verilmiş ziynet eşyasıysa onun adına ziynet denir, nimet denir. Zekatı verilmemiş olan ziynet eşyasıysa o dahi beladır, musibettir. Onun için Ramazan'da veya Ramazan'dan sonra fark etmez, her Müslüman kardeşimiz hanımında ne kadar altın olduğunu tarttırması lazım. Tartarak anlarsınız. 85 gramı geçti mi zekat vermekle mükellefsiniz vallahi. 85 grama kadar zekat taalluk etmiyor. Bir kadının ziyneti, küpesi, gerdanlığı, bilezikleri vesaire altınları kuyumcu terazisinde tarttırdınız. 85 gramı geçmedi. Tamam. Zekat mekat yok. 85 gramı geçtikten sonra o gramın tamamından, hani 85'i çıkarayım da ondan sonrasından diye bir şey olamaz. Bütün parçalanmaz. 85 gramı geçtikten sonra o bütünün tamamından zekat verilir. Diyelim ki 200 gram altını var hanımınızın yahut kızınızın, neyse, hediyeler yoluyla, çeyiz yoluyla, kazanç yolları tarttırdınız kuyumcuda, 200 gram geldi. Tamam, ne olacak? 5 gramını vallahi zekat olarak ayırmak zorundasınız. 100 gramda 2,5 gram. 200 gramda 500 gram. 5 gram ayıracaksın. Fukarayı müslimine teslim edeceksin. Allah böyle istiyor. Başka çare yok. Hatta bu kadar mı? Hayır. Kurban kesmek zamanında bir Müslüman hanımefendinin boynunda, boğazında, kollarında mevcut olan ziynet olarak kullandığı altınlar bir koyun alıp kesmeye kafi geliyorsa o Müslüman kız, kızımıza veya hanıma da kurban kesmek de vacip olur. Kesmese günahkar olur. Üzerinde taşıdığı veya sandığında sakladığı altınlar, bir Müslüman hanımefendinin ziyneti olan altınlar, bir kimseyi bugünkü ölçülere göre hacca götürüp getirmeye kafi geliyorsa, hacca gidip gelmeye kafi geliyorsa, o ziynetin sahibi kadın hacca gitmek farz olur. Gitmese cehennemlik olur. Bakın bir sürü meseleler var. Öyle sorumsuzca altınları saklayamazsın. 85 grama kadar müsaade etmiş. 85 gramdan sonra artırabilirsin. 800 gram da altın olabilir ama zekatını vereceksin. Sorumluluk mevzu bahis. O bakımdan diyorum yani. Kadınlara ziynet helal, tamam. İsterse efendim bir kilo altın fahsın geçsin. Ama demin dediğim 85 gramı geçti mi zekat, kurban ve hac dediğimiz mali ibadetler derhal taalluk eder, peşine takılır. Rastgele yaşamayalım. Ölçülere ayak uyduralım. Mülkiyetimizin hesabını biz vereceğiz.